belirsizliğin giderilmesini bekliyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. İki yıldan beri usta öğreticisiyim. Geçen sene Kasım ayında açtık kursumuzu. Çok güzel işlettik, çok güzel çalıştık ve bu yıl yine müracaat ettik. Ama hala kursumuzu açamadık. Çok mağduruz. Yerimiz kira, kiraladık. Sağdan soldan, oradan buradan borç alarak bir şekilde kiraladık yerimizi. Bekliyoruz, şu ana kadar beklemekteyiz. Çok mağduruz. Benim mesleğim bu meslek, el sanatları. Bundan başka bir meslek yapabilecek durumum yok. Geçen yıl açtık, çok güzel işledik. Neden bu sene bizim kurslarımız açılmadı? Yetkililerden bilgi istiyorum. Bu durumda olan birçok usta öğretici var, birçok meslektaşlarım var. Onlar da benim gibi mağdurlar, yerlerinde böyle kiraladılar. Her konuda mağdur durumdalar. İlgililere soruyorum, bu belirsizlik ne zamana kadar sürecek ve neden bu kadar, bu zamana kadar biz kurslarımızı açamadık? Hiçbir şekilde kimseden bilgi alamadık yani, bilgi yok. Ben Kadirli Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Geçen yıl Ekim'in 11'inde açmıştık, bu yıl Aralık oldu, hala açamadım. Mağdurum, kursu yerlerini soruyor, yani kursu yerlerime verecek cevabım da yok. O kadar belirsizlik var ya ki kimse yani geçip de bir şey de demiyor. Şu gün açılacak veya şu tarihte şöyle olacak. Çok belirsizlik var. Bu durumdan dolayı çok kişi de mağdur. Gereken bilgilerin verilmesini, yetkililere ulaşılmasını talep ediyorum. Kurs yerim kira. Kirasının ödemesini yaptım. Şu an mağdurum. Kurs yerim boş, bomboş. Yani öğrencilerimin talebi çok yoğun. Açılmasını talep ediyorum. Şu an evim kira, kurs yerim kira. Çocuklarım okuyor. Yapabileceğim tek iş bu. Başka yerde de çalışamıyorum. Hem evime yakın, hem mesleğimi seviyorum. Gerçekten açılmasını talep ediyorum. Yetkililerin de duymasını talep ediyorum. Gereğin yapılmasını arz ediyorum.